görürsen yüzümden, sızı sızlar özümden. Başaymışım Gökçe kız, o boynu kıldan ince. Çok sevmişim Gökçe kız, aşk gözüme ince. Başaymışım Gökçe kız, tavşan. Boynum kıldan ince. Çok sevmişim Gökçe kız, aşk gözüme ezanı bitirek mi? Bitirek. Ne bileyim arabamız şimdi. Burayı açacak acı. He. Açık iki tane. Anahtarı mı yok? Sevgili izleyenlerim, Kavakyanı köyümüzdeyiz. Bu da bizim en ufak üyemiz. El sallıyor. Odada seninle dertleşeceğiz, tamam mı? He, ışıkta. Ha böyle düştük köyün eski evlerini, şeylerini hep beraber geziyoruz ha bile. Karanlığa denk geldiğimiz için böyle oldu bugün. Cami güzel cami. Tamamen taş. Anlat şimdi ha. Ha kameraya anlat. O ne otuyor? Ciğere ve oraya bak, oraya bak ha. İdrar yollarına çok iyi geliyormuş. Bilmiyorum. Çayı mı? He bak çay. Arkadaşım öyle söyledi.
Ne otu? Ne bu otun ismi de ben. Ya sen ol denemeden ufaktan götürme. Bir şey olmaz, götürme. Bu denemede götürmedi ya, bundan sonra. Öyle bir şey ki yani bu idrar yolları yani, başka bir şey değil. Sevgili izleyenlerim. Kavakyanı köyümüzün camisi taş bir cami. Gerçekten güzel bir mimarisi var. 2012. Evet. Minarenin yapılışı mı? Evet. 1972. 72. Evet. Orası da 72. Kardeş, seni de tanıyalım. Ya isim soy isim nedir hacı senin? Benim ismim Mustafa Birinci. Mustafa Birinci. Birinci. Evet. He. Anladım da babam dedim, emin miyim? Soy isim nereden gelmiş sizin böyle? Ben ne bileyim, ben bu Karadeniz'den gelmiş herhalde. Öyle mi? Yaş ne hacı? 70. 70. Hep köyde mi oturursun? Yazın burada, kışın da İstanbul'da. Öyle belli ki. Evet. Hayırlısı olsun hacı, gel bak. Hayırlısı olsun. Evet sevgili izleyenlerim, akşam şöyle düştük, köyü geziyoruz. Ne bileyim, böyle de hiç yapmamıştık yani. Bu saatte köy gezmeyi de hiç yapmamıştık. Kavak yanına nasip oldu bu da. Hayırlısı Allah'tan. Hadi ma, anahtar tamam mı? Ya çok iyi. Sen olacaksın. Yeri çok iyi. Ha. Kardeş, senin adın soyadın nedir? Osman Yazıcı'dır. Osman Yazıcı. Evet. Kaç yaşındasın? 74. O da 3 ortak. 3 ortak. Evet. Biri sen mi? İki ortak bu da. Biri amcamla biz, biri de aynı yakın bir akraba. Bu odada neler yaşandı? Vallahi bu odada çok şeyler yaşandı. Ne? Çok misafir geldi, gitti. Geldi, gitti. Düğünler oldu. Çok şeyler oldu yani bu odada. Bu odada. Evet. Millet delikanlı toplandı, helva yaptı. Tel helvası. Ha, tabii. Düğünler burada mı olurdu? Heh. Düğünler. Düğünler genelde böyle üç oda vardı, oluyordu tabii ki. Sadece odası olurdu, şu olurdu. Şimdi bu odanın bunlar yuvarlaktı. He. Bu sonradan oldu bu yani. Hmm. Ha. Ya buraya yüklük bir şey de yapmamışsınız. Yok. Sade bir oda. Sade bir oda. Sade bir oda. Yani organik, gerek yok. Düğünleri burada yapardınız öyle? Tabii. Sen düğünü nerede yaptın? Benim düğünüm de burada oldu. Burada mı oldu? Burada. Davul Zurnalı. Davul Zurna pek hatırlamıyorum, var mıydı yok. Ooo, bu daha düğünü bile hatırlamıyor. Yoktu, kardeş bu. Yoktu. Hatırlamıyor musun? Yok. Mahmut Usta'nın da düğünü burada oldu. He. Tabii. Ha, bizim o tırfhanenin şeyi burayı. Tabii. Ya hacı, el avruya otursana. Hacı, gençliğinden bak. Şimdi el avruya oturma kardeş. Ya şimdi ya bu efendim köyün en mukallitlerinden Kavakyanı'nın. Kavakyanı'ydı daha doğru, evet, diyor. Kavakyanı. Mukallitlerinden yani böyle şakacı. Ya da artık yaştan itibaren durumu iyi değil. Hangisi diyeyim ben buna? Durumu iyi değil. Hangisine gidek? Bak şimdi düğününü hatırlamıyor, davulunu mu yapmışsın? Peki kardeş, sizin köyde var mıydı böyle fıstık fıstık dökme bacadan? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? He, devam. Şimdi spikerler bir şey sorduğu zaman karşısındaki adam biraz şey yanıt verirse bunu anlaman lazım. Ya, sen bu seçimi hiç yapmamışsın, burada mı öğreniyorsun? Burada öğreniyorum daha, yeni kamerayı yeni açtım kardeşte. Şimdi senin gibi ustayla karşılaşmadım bu işte böyle. Nalına da vuran, mıhına da vuran. Tabii. He. Şimdi adam, bacadan fıstık döktün mü? Şimdi adam misineyle balık tutar, kimisi de eliyle. Kardeş, yenge hayatta mı? Yok. Pek olsun. Allah rahmet etsin. Evet. Şimdi gelelim şu gençlik yıllarına senin. Evet. Hele biraz seni bir yoklayak. Evet. Düğünü hatırlamadım. Evet. Yenge hangi köydendi? İsmim Koskor köyünden. Abi konak yerinden. Ha, konak yerinden. Evet. İyi. Benim nenem de oralı. Nenem de oralı. Evet. Peki kardeş, severek mi aldın? Kaçırdın mı? İstedin yok, mi? Yok. Kaçırma yok. Kaçırma yok. Yok. İstedin aldın. Evet. Sevdin de mi aldın? Evet. O da seni sevmiş miydi?
Ya o zamanlar görücü usulü böyle tamam ister sevsin sevmesin be. He. Ne kadar çoluk çocuk var senin şu an, kaç sayı? Şu an benim 4 tane kız çocuğu var. Oğlun? Oğlum yok. Neredeler çocuklar? Çocukların biri Fransa'da, biri Bursa'da, birisi Ankara'da, birisi de İstanbul'da. Oo, Bayburt'ta hiç yok. Yok. Kaç yıldır sen böyle yengesiz hayat sürdün? 2014'ten bu yani. Oo, alıştın sen. Evet. Aynen. Evlenmeyi falan düşünmedin mi? Öyle bir şey vursam bile senin beğendiğin sana gelmez. Senin beğendiğin de sen almazsın. Olmaz. Herhalde. Yani onlarla uğraşılmaz. Ondan dolayı yok. Şimdi sen Gurbetçi Bayburt'ta oturuyor. Bayburt'ta evin mi var? Bayburt'ta evin var. Peki kardeş sen kaç yıldır köyden şöyle bir gurbetçi şekilde çıktın? Biraz ona göre soru soracağım. Şimdi. Yani Bayburt'a ne zaman sen gittin? 1980'den bu yani. Ha 80'den bu yani. 80, 12, epey olmuş. 1980-12 yıl. Çift subuk böyle bir şeylerde çileşmerlik. Tabii. Yaptın. Tabii. Medet götürdüm, camış götürdüm. Bizim medet camışımız vardı, at götürür çakardım. Bak hem bak. Hem de bilir. Ondan güç alma. Yok güç almıyorum ben. Bunun alakası yok. Kardeş Emre bir özel soru soracağım. Sor. Neden bıyıkların yoktur? Bayburtlarda bıyıksız insan çok nadirdir. Ben sevmediğim için takmıyorum. Niye neyini sevmedin? Sevmedim. Yengem öyle demişti. Yok, yengeyle alakası yok. Yoktur öyle? Yok. Şimdi onun günahını almayalım. Günahını almayalım, yok. Onun günahını almayalım kardeş. Reşberliğin neyini severdin? Allah reşberliğin ses sevmezdim birini. Sevmez miydin? Biraz sevmezdim yani. Pes hoşuma zetmedi ama emice zebrisi, baba zebrisi mecburen. Şimdi geç şikirlerinizde, şimdi şu oturduğumuz konak, kaç yıllık konak demiştik? Aşağı yukarı 1942. 42? 43. Şimdi demek ki bu şu an oturduğumuz konak, konak yanının, Kavakyanı'nın Muşangaz. Kavakyanı daha yeni işin. Yeni isim tarihi mi? Eski. Muşangaz diye. Organı cezid edelim. Şimdi kardeş Muşangaz'ın. Arasa da köylü Kavakyanı demesek millet hatırlayamaz. Bilemez. Şimdi burası tam tarihi odası. 1943. 42. Çok iyi tarih. Evet. İyi tarih. Burada gençler sadış gecesi yapar mıydılar? Ne oyun oynardılar? Hele bir eskilerden bana biraz anlat be. Şimdi müzik denilen bir oyun vardı. Mesela diyelim ki bir taputu biçerdiler. Havlu yani. Yüz sene banyo havlusu var ya. Tamam. Biçerdiler onu tura yapardılar. Birisi dağıldırdı müzik kimde? Eline verirdi. Müzikçi o ebe de derdi ki mesela bu. Oturan adamın eline vurdu. Üzü falan dinledi. Gider ona vurur. Üzü bir türlü bulunamıyor. Çünkü burada var 20 kişi. En az. Hiç şahit oldu mu buradan damat kaçırana? Ona var mıdır sizde adet hacı? Kaçırırdılar. Sen şahit oldun mu hiç? Ben görmedim. Görmedin mi? Yok, yalan yok. O sadıçların elinden damatı kaçırıp da koçu kesme işini hiç duymadın mı? Ben hacı sen yaşadın mı bunu? Yaşadım. Ben yaşamadım da biliyorum. Yani. Biliyorsun. Hacifi kaçırdı Recep. Kaçırdılar. Şimdi benim burada. Recep Fidan vardı. Recep Fidan. O yoğurtçuydu. Yoğurtçuydu. Göveyi kaçırdılar. Nasıl ettiler sonra? Sonra aldılar işte. Aldılar. Yani. Ne verdi de aldılar? Valla onu da bilmiyorum ne verdi. Koş mudur artık. Ama kaçırdılar. Koç verirdiler. Bir koç keserdiler. Yani ya bir kuzu gibi keserdi artık ya bir şey. Peki kardeş. Şimdi köyün iki yaşlısı yan yanasız. İkizden de ben almak istiyorum gerçekten. Kavakyanı'nın o eski muhabbetli günleri. Komşuların birbirlerine samimiyetleri. O günlerde Kavakyanı nasıldı? Burada 40 haneydi bu odada oturup yiyen, kalkan, içen, giden ama hep kardeş gibiydi. Öyle. Hem saygı vardı hem de muhabbet vardı. Büyük yani küçük. O zamanlar biraz yokluk vardı ama.
saygı muhabbet var. Şimdi milletle biraz para gördüğü gibi her şey artık... O yokluktan kaynaklanıyor, başım senin değil. Sayın abi. Saygı, sevgi hepsi yokluktan kaynaklanıyor. Yok, o adam geliyor buraya, şimdi sen bu odayı aç, süsle. Hı. Çay da demle. Yemeği de getir oraya, adam oradan aşağı gider, çağır gelmez. O zaman kendi geliyordu. Cide de yer yok. O da yok. Ama samimiyet de vardı. Ya onun vardı, samimiyeti vardı. Oğlu eli oluyordu. Yokluk samimiyeti getiriyordu. E kardeş demek ki yokluk olsun da samimiyet olsun o zaman. Ne diye? Bak kardeşim. Ben şurada, şu odada, ben burada da yatar kakardım. He. Günde 5 kişi veya haftada 3 kişi İzmir'den tutsusu gelirdi, şu gelirdi, kömercisi gelirdi. Burada Zahra'yla kap vardı, vurup derdiler. Takas. He, onlar takas yapardılar. Para yok. Burayı verirdi, onu alırdı. Ortada para yok. Ne parası ya? Zahra verir, alır. Şimdi bu Zahra'yı neyle, mücür mü? Yok daha da bitiyoruz da. Yok yok, mücür hesabıyla mı? Yani bir tencere. Mücür nedir bilir yani, misin? Tahmini işte bir tas diyelim, bir çorba tası diyelim. He, 70 kene baş yaşında bir mücürü hatırlamıyor daha. Yani. He, nasıl idi? Peki kardeş, ileteceğiz başka bir şey var mı? Daha o şeyde o eve bir tek oluyor. Geçelim, teşekkür ettim. Ne yaptın bakalım da bir... daha tokşaya tıkladım sana. Neyi? Dur bakalım bitmedi. Daha bizim gezeceğimiz çok yerler var. Şu çoluk çocuğun bir selamı yine alın ben. Neredeyse çocuklara bir selam söyle, izlesinler seni. Çocuklara değil, tüm Türk milletine selam olsun. Hepsine. Çocuklarına da öyle değil mi? Çocuklarıma da selam. Ha, öyle olsun. Hepsine. Sana da çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum ben biraz de. Biraz kaba davrandığımız ya, ben alışayım. Ben böyle biraz esprili bir adamım. Yani şöyle bir adam geldiği zaman... Çalgana bakalım, şuraya bakalım, adama diyorum ben ya. Sen ne işin var çalgana kardeşim? Nereden geldin? Yani nereden geldin, yani. Nereden düştün? Ha. Hele bir de benim gibi böyle yatsıdan sonra gelirse. Gel ya, herhalde orada yatsma bir seçim yapıyor. Ya ne seçimi? Bu nedir? Kamera yok, bir şey yok. Niye bu çektiğimiz ne kardeş? Oo tamam, bu da güzel de biraz daha derin bir çalacaydı da ya. Daha görkemli istiyorum. Onlar iri yarı taşınmıyorlar. Daha onlar... Şimdi Sayın abim... Sesin güzel mi kardeş? Sizi ben tanıyabilirim. Senin sesin güzel mi? Ben şarkıyı hiç sevmem. Oyunu bile sevmem. Bu odada bütün millet oyun oynardı. Ben sevmem öyle. Senin gibi şakacı adam nasıl oyun oynayıp milleti güldürmez miydin hiç? Oyun yok.